Düşen İnönü Stadyumu yarınki Gençler Birliği karşılaşmasıyla kapılarını yeni stadyum için kapatıyor diyelim. Yeni stadyumu için kapatılıyor ve yaklaşık 2 sene boyunca yeni İnönü Stadyumundan Beşiktaş taraftarı mahrum kalacak ama birçok anı da İnönü Stadyumu ile birlikte gidecek ve tabii ki çok çok önemli karşılaşmalar, çok çok önemli futbolcular geldi geçti ama Beşiktaş formasını giyen futbolcular bakalım İnönü Stadyumu için neler söyleyecekler. Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanlarından Tayfur Avutçu ve yine Beşiktaş taraftarının unutamadığı bir golcü Ahmet Dursun bugünkü konuklarımız. Öncelikle Ahmet Dursun'a şunu sormak istiyorum. Cevabı biliyorum hocam ama unutamadığım maç hangisi? Tabii ki ilk başta Barcelona maçı geliyor. 2 gol. Evet, 2 gol. Ya sadece Barcelona maçı değil tabii ki. Burada çok güzel anılarımız geçti. Gerek taraftarlarımızdan, gerekse takımımızdan. Hayırlısı olur inşallah. Çok güzel bir ambiyans vardı. Çok güzel Beşiktaş taraftarının aslında takımıyla bütünleşmesi vardı. O bütünleşme kaybolur mu diye tabii ki korkular var. Siz sahaya çıktığınızda bunu çok iyi hissediyordunuz. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun Ahmet? Ya öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten biz oynadığımız dönemde bile bu stadı yeterli görmüyorduk. Hep o zamandan beri yapılandırma büyük olsun, daha şey olsun. O zamanki imkanlardan dolayı olmuyordu bir şekilde ama geç karar verilmiş bir şey bence. Yeni oluşacak olan stat Beşiktaş için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Hocam siz neler söyleyeceksiniz İnönü Stadı ile ilgili? Şüphesiz çok maça kaptan çıktınız. Neler söylemek istersiniz? Tabii öncelikle hem konum olarak hem buradaki atmosfer olarak dünyanın sayılı statlarından biriydi. Ama kulüplerin yaşaması için stat gelirlerinin de artık çok önemi var. O yüzden böyle bir yapılanmaya gidiliyor. Tabii Ahmet'in dediği gibi ben de buradaki atmosferin kaybolacağına inanmıyorum. Daha günümüze uygun bir stat yapılacaktır. Kapasite daha artacak. Bundan sonra Beşiktaş'ın da ciddi bir gelir kaynağı olacak bu stattan yani. Hocam unutamadınız sizin hangi maçlar var? Şüphesiz çok maç var ama o soyunma odası koridorları sizin sesinizle, hadi arkadaşlarla çok inledi şüphesiz. Sizin unutamadığınız maçlar hangisi? Anılarınız neler? Ya tabii benim de ilk aklıma gelen Ahmet'in yıldızlaştığı maç, Barcelona maçı. O sene oynadığımız Avrupa maçları önemliydi. İşte bir Paris maçı aklıma geliyor daha önceki senelerde. Sevindiğimiz karşılaşmalar vardı ama üzüldüğümüz maçlar da vardı. Onda da ilk aklıma gelen mesela bir Valerenga maçı. 3-0'dan 3-3'e gelmişti. Çok maç oynadık yani, çok güzel anılarımız oldu burada. Dediğim gibi hem konum olarak hem atmosfer olarak çok güzel bir stat. İnşallah yeni statta aynı güzelliklere şahit olur. Ahmet, Barcelona maçı dedik. Tabii ki her Beşiktaşlı Ahmet Dursun, Barcelona Ahmet Dursun'dur. Barcelona takımı sahaya çıkarken kulaklıklıydı bütün futbolcular ama yine de sesleri duyuyorlardı. Kendilerini kötü hissediyorlardı o ambiyansta. O gün neler oldu? Taraftarla ne yaşadınız bu? Vallahi biz yani bir tane şampiyonluk yaşadık gerçi 100. yılda ben. Oradaki atmosfer yani o maçı kazandığımızdan sonraki coşku, sevinç yemin ediyorum şampiyon olduğumuz zamanki sevinç kadar olmadı. Yani daha üstün oldu. Buradan Fulya'ya gittiğimizde yolumuzu kestiler, şey yaptılar, tesislere girdik, tesislerden çıkamadık, taraftarlar, yöneticiler hangisi ağladı, hangisi sevindi. Yani şampiyon olduğumuz zaman bile o sevinci yaşayamamıştık. Yani çok farklı bir şeydi. Hala çıksa oynar herhalde değil mi hocam? Ahmet evet, bayağı fit gözüküyor. Anlatırken bile o heyecanı yaşıyor. Heyecanı yaşıyor. Tabii Ahmet bana göre yaş olarak da biraz erken bıraktı. Yani daha oynayabilirdi. Şu anda fiziği de çok müsait. Antrenmanları da bırakmamış. Artık Ahmet'i yakında antrenör olarak sahalarda göreceğiz inşallah. İnşallah hocam. Hocam tabii ki bu stadyumda ilk golü atan onursal başkan Süleyman Seba'ydı. Tabii ki yarın karşılaşmaya gelemeyecek. Başkanımızın sağlık durumu nasıl? Şüphesiz o da çok gelmek isterdi. Televizyondan izleyecektir ama herkesin merak ettiği konu başkanımız nasıl? Bu konuyu öğrenmek isteriz. Evet, şu anda dediğiniz gibi sağlığı iyi. Hastaneden eve çıktı. Evde dinleniyor. İşte dostlarla ziyaret etmek isteyen arkadaşlarıyla beraber oluyor. Yarın tabii burada olamayacak. En son beraber 110. yıl kutlamalarında beraber olmuştuk. Onun için de çok güzel oldu. Hem taraftarla tekrar bütünleşmiş oldu. Şu anda sağlık durumu iyi yani. Çok şükür diyelim. Başkan gerçekten çok önemli. Şüphesiz o da burada olmak isterdi. Yani ilk golü attı. Şimdi Beşiktaş taraftarı... Son golü de atsaydı.
son golü de atsaydı diye düşünüyor ama herhalde bu pek mümkün değil, değil mi? Yok, dediğiniz gibi yani şu anda gelebilecek durumda değil. Ama o gün çok duygulandı. Son kutlamalara katıldığı gün. Ondan sonra oturup konuşmuştuk. Bir anda dedi yani bütün o işte 60-70 senelik periyot gözümün önünden geçti. Yani gözleri de doldu. Onun için de çok güzeldi o akşam. Başkan tabii ki şüphesiz en çok istenilen şey burada kendisinin gol atmasıydı ama tabii ki sağlık el vermedikten sonra Allah uzun ömür versin. Başka bir Sakaryalı gol atacağım diyor yarın karşılaşmada ve golü başkanımıza hediye edeceğim. İnşallah son golü ben atarım diyor Mustafa Pekdemek. Siz ne söyleyeceksiniz? İnşallah tabii yarın dediğiniz gibi kapanış golü de çok önemli. İlk açılış golünü Sakaryalı başkanımız atmıştı. İnşallah Mustafa'ya nasip olur. Ahmet Dursun, sana dönelim. Biraz da Beşiktaş konuşalım. Beşiktaş'ın son durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Baktığınız zaman dışarıda artık eski futbolcu demeye sana pek dilim varmıyor. Nasıl görüyorsun Beşiktaş'ın durumunu? Ya şimdi ne desem açıkçası tam olarak bilmiyorum. Yani üzülsem mi sevinsem mi ikisi arasında şey kalıyorum. Yani Beşiktaş'ın gerçekten koskocaman bir camianın yani Beşiktaş kulübünün yani bu durumlara düşmesi gerçekten üzülüyorum yani böyle bir durumlara düşmesini. Yok feda sezonu, yok şöyle böyle. Ama neticede öyle böyle kötü sayılamaz yani geçirdiği sezon. Yani dış etkenlerden dolayı yine bana göre bir üçüncülük eğer olursa başarılı bir sezon geçirdi diye düşünüyorum. Tabii ki daha tam belli değil. Herhalde matematiksel daha hala şanslar var ama olursa da mucize gibi bir şey olur. Ama dediğim gibi Beşiktaş kulübünün yani bu durumlara düşmesi gerçekten üzüntü verici bir şey. Beşiktaşlı sevenler, Beşiktaşlı olan insanların daha fazla sahip çıkmalarını beklerdim. Belki yapıyorlar ediyorlar ama isteseler daha fazlasını yapabilirler diye düşünüyorum. Yani şimdi isim vermeye gerek yok. Yani koskoca maddi durumları ve çok iyi olup da çok büyük Beşiktaşlı olan insanlar var. Gerek iş adamları, yöneticiler olsun. Birazcık daha fazla taşın elinin altına koymuş olsalardı bence bu sene feda sezonu değil belki de farklı bir sezon olabilirdi. Hocam pek konuyu konuşmak istemez ama üstünkörü bir yorum olarak yansın. Ya tabii bu sezon farklı bir politikayla yola çıkıldı. Dediğiniz gibi feda sezonu olarak görüldü. Ama ilk yarıda özellikle Galatasaray Fenerbahçe'nin de çok puan kaybetmesiyle ligin ilk yarısını iyi yerde bitirdi. Ama benim kendi şahsi düşüncem bu. İkinci yarı başladıktan sonra biraz söylemler de değişti. Hani şampiyonluk daha önce hiç konuşulmuyordu. Bu ister istemez takım üstünde de bir baskı yarattı. Yani o olmasaydı yani sessiz sedasız yine daha iyi yerde bitirebileceklerine inanıyorum ben ligi. Ama şu anda yani ikincilik şansı yine devam ediyor. Yani tabii Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi gerek. Sırf sizin maçları kazanmanız yetmiyor. O yüzden böyle bir sezon oldu. Ama önümüzdeki sezon yine farklı hedefler konulacağına inanıyorum ben. Hocam İnönü'ye tekrar dönelim. Şu an çimlerin üzerindeyiz. Ne hissediyorsunuz hocam? Ya buraya ne zaman girsem ya insan ister istemez duygulanıyor. Yani stada tribünlere de gelsem seyretmek için dediğiniz gibi sahaya da girsem insanın içinde böyle bir heyecan oluyor. Onu tarif etmek tabii çok zor. Dediğim gibi çok güzel günlerimiz geçti burada. Üzüldüğümüz günler de oldu. Taraftarla çok güzel anlar yaşadık şampiyonluklardan sonra. O yüzden burası bizim için çok güzel, özel bir yerdi. Dediğim gibi inşallah yeni statta hem Beşiktaş hem Türk futboluna yakışır bir stat olur. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Golcü ve Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanlarından Tayfur Avutçu bizlerleydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz değerli sohbet için. Yayınlarımız devam edecek. Ben sözü tekrar sana bırakıyorum Emre. Hakan Gündoğar'a ve konuklarına çok teşekkür ederim.